Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere tavada sadece bir yumurtayla elmalı kek tarifi hazırladım. Bu ürün yapımına başlayalım. Öncelikle uygun bir tavaya tereyağını alalım ve her yerine gelecek şekilde tereyağı ile yağlayalım. Tavanızı lütfen seçerken yanmaz yapışmaz olmasını dikkat edin. Çünkü çevirerek yapacağımız bir işlem olduğu için tavanın mutlaka yapışmaması gerekiyor. Tereyağı ile bolca yağlayalım. Daha sonra üzerine toz şeker ekleyelim. Toz şeker ve tereyağı karamelize bir renk verecektir kekimize. Öyle güzel bir görüntü olacak ki videonun sonunda da göreceksiniz. Şöyle göz kararı şeker serpiyorum ve bir kenarıya alıyorum. Daha sonra iki tane elma kullanıyorum. Baktım ki evde kırmızı elmam kalmamış. Ben de yeşil elma ile yaptım. Ama yeşil elma da o kadar güzel bir lezzet katmış ki. Çok ekşi bir elma olmadığı için hafif böyle farklı bir tat vermiş. Gerçekten çok güzel olmuş. Denemenizi öneriyorum. Elmaları bu şekilde gördüğünüz şekilde doğradım. Dilerseniz elma dilimi şeklinde de doğrayabilirsiniz. Şöyle bir tanesini alıyorum ve ortasındaki çekirdeği çıkartıyorum. Ne ile çıkartıyorum? Bir şişe kapağıyla içerisindeki çekirdeği rahatlıkla bu şekilde çıkartıyorum. Gerçekten harika bir yöntem. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle alıyorum, ortasını şöyle çevirerek yumuşamasını sağlıyorum ve daha sonra bu şekilde alt üst yaparak rahatlıkla ortasındaki çekirdeği çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bakın çok da kolay bir yöntem arkadaşlar. Bütün elmaları bu şekilde yapıyorum. Daha sonra tavayı diziyorum. İstediğiniz meyvelerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bazı meyveler sulandığı için kekte güzel olmuyor. Onları dikkat edin. Sulanan meyvelerden kesinlikle yapmayın. Bu şekilde elmaları iyice diziyorum ve daha sonra üzeri için kek harcını hazırlıyorum. Videonun başında belirttiğim gibi sadece tek bir yumurtayla yapıyoruz. Üzerine bir çay bardağı şeker ekliyorum. Bir çay bardağı şeker gayet yeterli geliyor arkadaşlar. Daha da fazla eklemeyin, çok şekerli olur. Mikser kullanmadan çırpıcıyla elimle gayet güzel bir şekilde yumurta ve şekeri çırptım. Gördüğünüz gibi rengi değişti ve köpük köpük oldu. Artık diğer malzemeleri ekliyorum. Çok az bir malzeme ile harika bir kek çıkıyor ortaya. Yarım çay bardağı sıvı yağı ekledim. Yine biraz çırpıyorum. Diğer malzemelerini ekliyorum. Bir su bardağı süt ilave ediyorum içerisine. Arkadaşlar gerçekten çok pratik bir tarif. Hemen çocuklarınızın canı kek istedi. Fırını açmak derdi olmadan hemencik tavada 10-15 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Üzüm sirkesi içerisinde çıtırlık kıtırlık verecektir. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu aşamada iyice çırpalım arkadaşlar. Pürüzsüz bir şekilde olsun kek kıvamı. İyice çırpmayı özen gösterelim. 1,5 su bardağı un ekliyorum. Neyi ne kadar kullandığımı açıklama bölümünü malzemeleri ekleyeceğim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tavayı ocağa aldım ve üzerine kek harcımı her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Az malzeme ile inanılmaz lezzetli, yumuşacık, sünger gibi kek yapıyoruz. Kıvamını biraz sonra göstereceğim. Gerçekten fırında yaptığınızdan daha da güzel oluyor. Ve keki her yerine gelecek şekilde elmaların üzerlerine bu şekilde düzeltelim. Normal fırında yaptığınız kek kıvamında olması yeterlidir. Kesinlikle çok cıvık yapmayın. İçi hamur kalır. Çok da sert yapmayın. Bu kıvamı yakalayın. İyice düzleştirdim. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte. Lütfen bu aşamayı atlamayın. Kısık ateş olacak çünkü
Şeker çok çabuk karamelize olduğu için yanık gibi görünebilir ama içi pişmez. Lütfen dikkat edin. Kısık ateşte pişirmeye özen gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi kenarlarından da gayet güzel bir şekilde görünüyor. Kekimizin tabanı harika bir şekilde karamelize oldu. Şöyle diğer tarafına da çevirerek pişireceğim. Mutlaka çevirecek olduğunuz tepsi veya ne kullanacaksanız yağlamanızı öneriyorum. Aksi takdirde çıkmaz. Lütfen bu aşamaları atlamayalım. Evet. Harika bir görüntü, inanılmaz bir lezzet diyorum. Bakın şekli şahane oldu. Tekrar tavaya alıyorum. Bu tarafı daha da çabuk piştiği için lütfen en kısa alın arkadaşlar. Çok kısa sürede pişiyor. Fırındaki gibi 40-45 dakika beklemiyorsunuz. Ama sizlere dakika vermiyorum çünkü aklınız karışmasın. Herkesin ocağı farklı pişirir. Siz bu şekilde kontrol ederek pişirmeyi özen gösterin. Kekim hazır. Ilıdıktan sonra servise alıyorum. Evet, kekimi servise alıyorum. İnanılmaz güzel oldu. Gerçekten denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Acil zamanlarda benim kurtarıcım oluyor bu kek tarifi. Mutlaka sizler de bu fikrimi değerlendirin. Evet, videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dilim aldım. İnanın çok güzel kabardı. Sadece tek bir yumurtayla bile harika bir kek oldu arkadaşlar. Videonun başında belirttiğim gibi mevsim meyvelerıyla da yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Ben vişneyle de yaptım. O da çok güzel oldu. Şöyle kekin iç kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Bakın sünger gibi, pamuk gibi bir kek oldu. Mutlaka yapıp denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.